Türkiye Seyahat Ajantaları Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Ağustos ayında gelen turistler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında Ağustos ayında Dalaman Havaalanı'na İngiltere'den 159 bin kişi geldiğini, bu yıl ise 107 bine düştüğünü dile getirdi. Ukrayna pazarında artış olduğunu söyleyen Uysal, Ukrayna'dan gelen turist sayısının 17 binden 20 bine çıktığına dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan TÜRSAP Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal şöyle konuştu. Turizm deyince tabii ilk önce bölgemiz açısından bakmak lazım. Tüm Türkiye açısından konuşmuyorum. Sadece sahil bölgesinden, bölgemizden bahsediyorum. Temmuz 15 itibariyle dış hatlar, özellikle İngiliz yolcularımız gelmeye başladı. 1 Ağustos'ta da hemen hemen bütün geçen yıl çalışan firmaların uçakları Dalaman Havalimanı'na indi. Bir şey gördük ki kendi bölgemizde, yani Fethiye bölgesinde özellikle İngiliz olmayınca turizm tam olarak başlamış diyemiyoruz. Bunu açık, net bir şekilde gördük. Tabii yerli turistlerimiz sezon başından beri, 1 Haziran'dan bu yana gelmektelerdi. Her zaman da kurtarıcımız olmuştur yerli turist sektörü. Geçen yıla göre 159 bin kişi gelmiş Ağustos ayında Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den. Bu yıl 107 bine düşmüş. Rusya'dan 60 bin gelen sayı 20 bine düşmüş. Sadece Ukrayna'dan 17 bin gelen kişi sayısı 20 bine çıkmış. Bir tek Ukrayna'da, Almanya, Hollanda, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde durumlar işler acısı. Yani istatistiksel olarak bir anlamı da yok artık. Yani binlerle gelen ifadeler 10'lara, 5'lere, 3'lere düşmüş. Tabii Ağustos ayındaki bu hareket bölgemizdeki ajantalar için can suyu oldu. Yani hiç kimse para kazandım diyemez ama kışı geçirecek kadar, ayakta kalacak kadar, idare edecek kadar kazanım yaptılar. Evet, pandemi tedbirleri devam ediyor. Bu sektörü zor durumda bırakır mı? Rakamlar verdiniz, rakamlar düşük kaldı. Evet. Devletten yeni destekler şart mı? Tedbirler tabii ki zora soksa da tedbirlerin olması gerekiyor. Tedbirin olmadığı yere turistler gelmiyor. Yani tedbirsiz bir yere gelmesi düşünülemez. Devletten tabii ki desteğimizi istiyoruz her zaman için. Özellikle yani KDV konusunda yaptığı indirimlerden dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ederiz ama sadece yolcu taşımaya verdiler. Bunların turlar olarak da eklenmesi lazım. Yani genel olarak ajantaların yaptığı iş tur. Transfer bir kısım ajanta yapar ama turları da eklememesi gerekiyor. Bunu özellikle devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Şimdi İngiltere'nin yaptığı araştırmada her 1000 kişiden 20 kişinin üzerinde pozitif vaka çıkarsa İngiltere bu ülkeden dönüşlerde kendi vatandaşlarına karantina uygulamasını alıyor. 14 günlük karantina uygulamasından dolayı da kimse tatile gelmek istemiyor. Bundan dolayı biz çekinerek bekliyoruz. Şu anda Türkiye'nin durumu iyi. Bu verileri bizden mi alıyorlar, kendi verileri mi? Buna inanın bilmiyorum. Şu anda Türkiye'nin verisi 13.6. Ondan sonra Danimarka, sonra İtalya ve İngiltere'nin kendisi var. İngiltere ve İtalya sarı çizgide. Ondan sonra Belçika var. Artık o karantina yapılan ülkeler listesinde. Yani bizim önümüzde 3 ülke var. Bizim arkamızda da Yunanistan var. Böyle giderse Eylül ayını sorunsuz İngiltere pazarına tamamlayacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ne olacağını bilemiyoruz. Ama Ekim ayında böyle gidersek eldeki uçak verilerine baktığımızda geçen yıldan daha çok turist geleceği, Ekim ayı için konuşuyorum, istatistikler olarak gözüküyor.